Geliyorum Trabzon'a. Anadolu'da 70 kilometre var. Bursa kazanmak zorunda. Ben Trabzon'un 1. dakikadan 90. dakika Ersun'un suratına bakıyorum. Trabzon'un oyun sistemine bakıyorum. Oyun motivasyonlarına bakıyorum. Hiç kazanmak... Şunu asla söyleyemem. Trabzon Bursa'ya maçı bilerek verdi diyemem. Diyen de ahlaksızdır. Ama şunu söylemek durumundayım, gördüm. Trabzon 1. dakikadan 90. dakikaya kadar maçı kazanmak için çağdaş futbolun onlarında hiçbir pozitiflik yapmadı, çok fazla negatiflik yaptı. Örnek, dakika 55-60 arası golü buldu Trabzon. 1-0 öne geçti. Bugün Barcelona vasat bir takım karşısında golü bulsa, orta sahayı ve defansı bu kadar öne çıkartıp arkayı bu kadar riske sokmaz. 1-0'dan sonra her Bursa akınında Bursa pozisyona giriyor. Burada orta sahayı kalabalık tutup kademe anlayışını geliştirip vesaire vesaire. Çağdaş futbolda onlar. Bu önlemi almak için antrenör olmaya gerek yok. Adam ol kafi. Ve dakika 83 atılacak bir gol beraberliği getirecek Trabzon'a. Bir gol. Bursa'ya da beraberliği getirecek ve Trabzon onur mücadelesini kazanmış olacak. Beraberlik yetiyor çünkü Rize'ye. Dakika 84 U19 takımında Trabzon takımında bir defa oynamış oynamamış bir adamı kurtarız diye sahaya sokuyorsun. Bak, bir şey sorabilir miyim? Bunları yedirebilirsiniz, ben yemem. Kurtarıcı olarak mı sokuyor yoksa şey olarak mı? Ne? İşte gençtir, bir Süper Lig maçı görsün falan. Yani. İşte o tehlike. Dakika 84 2-1 mağlupsan 1-1. Sahaya maç hayır 2-1 mağlupsan. Bir dakika. İkinci gol kaçıncı dakikada geldi? 70 falan. Yani he. Dakika 84 2-1 mağlupsan sahaya giren oyuncu dünyanın her futbol takımı için kurtarıcı oyuncu. Tamam, şimdi eyvallah. Ama sen 19 yaşında hiç oynamamış bir oyuncuyu sokuyorsan ilk sokarsın. Burada bir tane 2-1 galip olsan anlayabilirim. Burada da bir forma giysin dersen bunun adı soru işaretidir. Zaten Ersun Yaralı sevmem. Zaten Ersun Yaralı'na fazla güvenmem. Zaten Ersun Yaralı'nın geçmişiyle ilgili ben Türkiye Büyük Millet Meclisi Araştırma Komisyonu'na bütün bildiklerimi anlattım. Trabzon şike yaptı demek ahlaksızlıktır. Ama şunu söylemek kesinlikle caizdir. Trabzonspor 1. dakikadan 90. dakikaya kadar futbolcusuyla, antrenörüyle, kenar yönetimiyle, taraftarıyla maçı kazanmak için elini sıcak sudan soğuk suya sokmadı.